biz canlı yayında olacağız. Hanımlar, yayındayız, canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Evet, değerli beyaz yakalılar izleyicileri, biraz böyle... ani oldu. Kendi aramızda muhabbeti biraz şey yaptık. Çok güzel bir sinerji var ekip arasında. Bir beyaz yakalılar programında daha böyle daha farklı bir şekilde bir giriş yapmış olduk ama birlikteyiz. Aslında tam da uyumlu şekilde böyle eğlenceli bir program bekliyor bizi. Çünkü konumuz bugün sosyal medya. Hepimizin müdavimi olduğu, içinden çıkamadığımız sosyal medya, hayatımızın merkezinde olan sosyal medya. Çok değerli konuklarımızla bu programı bugün hazırladık sizlere. Sevgili Dilek Kurnaz'la birlikte. Güzel, keyifli bir program olacak. Buğra derken o da geldi. Bağlandı. Evet. Süper. Sesle ilgili bir sıkıntı var zannedersem. Buğra beni duyuyor musun? Evet, galiba bir teknik sıkıntı var. Bu arada Dilekciğim, ben sözü sana vereyim. Evet. Beyaz Yakalılar programında da yine beraber şu anda bağlanıyor diyor. Galiba bağlandı. Bilmiyorum. Sesim geliyor mu şu an? Evet. Gayet net. Gayet net. Tamamdır. Ekip tamam. Sonunda oluştu. Evet. Bir saniyecik abi daha. Galiba çık. Fazla geliyor. İşte tabii evden bağlanıp evdenin yayınları böyle azizlikten de olabiliyor değerli seyirciler. Dilekciğim buyur. Sözü sana vereyim. Hemen evet. Hızlıca gideceğiz çünkü çok güzel sorular hazırladık. Ben de bu arada aynen öyle Mustafa. Yayını paylaşayım. Kulaklık benim biraz sıkıntılı oldu. O yüzden böyle bir değişik bir kulaklıkla beraber oyun kulaklığı. Gayet hoş gözüküyorsun Mustafa'cığım. Hiç sorun yok. Tam böyle bir çalışkan arı gibi sarıyı da giymişsin. Bizi bir diyoruz sana o zaman. değerli beyaz yaka izleyiciler hoş geldiniz. Biz tabii bugün tam sosyal medyanın sıkıntılarında böyle neler oluyor ani falan. O şekilde de başladık programımıza. Aniden programa girdik. Mustafa'nın dediği gibi çok değerli konuklarımız var. Ben kendilerine sözü vermeden önce kısaca bahsetmek istiyorum. Karalakom'un iletişim direktörü sevgili Başak bizlerle ve de sevgili iletişim uzmanımız Kuzey Kıbrıs'tan çok değerli arkadaşımız da ayrıca sevgili Buğra da bizimle. Bugün Mustafa'nın da bahsettiği gibi sosyal medyayı, sosyal medyanın ekonomideki etkisini, sosyal medyanın hayatımıza ne kadar girdiği ve etkileri hakkında konuşacağız. Valla biz çok keyifli bir program için böyle heyecanlıyız ve dediğim gibi Mustafa'nın da dediği gibi sözü uzatmadan misafirlerimize kendilerini tanıtmak üzere ben söz vermek istiyorum. Sevgili Başak, öncelikle senden başlayalım mı? Hoş geldin. Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Sosyal medyayla olan ilişkin, hani neler yaptığın hakkında başlarsan yavaştan açılışı yapmış oluruz. Evet. Öncelikle tekrar Buğra Bey'e, Mustafa Bey'e ve izleyen herkese merhaba. Merhabalar. Ben Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladım. Ve daha sonra iletişimci olmak istediğime karar vererek Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne geçiş yaptım. İlk bu meslekte profesyonel deneyimimi Akdeniz TV'de değerli büyüğümüz Mustafa Noyan'ın ekibinde edindim. Çok güzel deneyimler ve tecrübeler kazandım onun ekibinde. Burada bir büyük yapım şirketinin, iki festival filminin halkla ilişkiler ekibinde çalışma fırsatım oldu. Ve Sayın Osman Pamukoğlu'nun iletişim koordinasyon ekibinde çok güzel deneyimler kazanıyorum. Onun mentorluğunda yoluma ışık tutuyor sağ olsun kariyer hedefinde. Ve İbrahim Başeymez, Diyojen Yazılım Ajansı'nın sahibi ve Karala.com'da yazılım geliştirme liderimiz İbrahim Başeymez'in sayesinde bu şahane Karala.com ekibiyle yollarım kesişti. Ve bugün de burada sizlerle birlikteyim. O
Çok hoş güzel, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Daha da çok şeyler konuşacağız. Sevgili Buğra'ya geçiyorum ve sorulara da daha sonra Mustafa sana devrediyorum. Evet, evet. Evet Buğra, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi görmek ne güzel. Kusura bakmayın, biraz beklettim. Seni de öyle. Galiba direkt daha yayının içine girdik sanırım. O saat fark etmedim ama tüm seyircilerimize tekrardan merhabalar. Sizlere de merhabalar. Görmek ne güzel sizi. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Evet. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin tanımayanlar için Buğracığım? Çok kısa bahsedip konuya geçelim. Kendinden iletişim doktorası yapmaktayım şu an. Uzun yıllar marka yönetimi üzerine kendimi geliştirmeye özen gösterdim. Galatasaray Üniversitesi'nde marka yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Dönüp marka yönetiminin sosyoloji, iletişim ve medyanın çok önemli olduğuna inandığım için bu üç alanda ihtisasları genişlettik. Dönüp işletme üzerine de yine yüksek lisans yaptım. Sosyoloji üzerine lisans yaptım. Akademik kısmını bu şekilde sürdürürken de aynı zamanda hem yerli sanatçılarımıza hem de şirketlerimize iletişim, marka yönetimi, dijital pazarlama, sosyal medya açılarından hem hizmet verdik hem danışmanlık verdik. Şimdi tabii yaklaşık bir yıldır gitgide küçülerek küçülerek kapana şimdi tamamen ilgimizi akademiye aktardık biraz daha. Bugüne kadar biriktirdiğimiz deneyimleri yazılı bir şekilde hem hatıraya hem de akademiye katkı sağlamak için çalışma aşamasındayız. Tabii bu sürede ne biz durabiliyoruz ne de sosyal medya gelişmeleri duyuyor. Sosyal medya hızlı bir şekilde gelişmekte. Yeni gelişen mecralarda adaptasyonlarımız devam ediyor bugünlerde. Bu şekilde geçiyor yani. Güzeliz bakalım. Gidecek o yeni gelişen mecralara gidecek. Gidecek. Hatta kendisi beni bu son günlerin fenomen uygulaması Clubhouse'a davet eden kişidir. Başıma bu derdi açan kişidir. Şimdi de millet böyle davetiyeyle işte girilemediği için, davetiyesiz girilemediği için bana ya bir davetiye de bize yolla falan ama hepsini konuşacak. Şimdi çok tempolu bir program hazırladık. Çok keyifli bir program hazırladık. Ben aslında sosyal medyanın hayatımızdaki yerinden başlamak isterim. Ve bunu Başak Hanım ilk soru olarak size yöneltmek isterim. Şimdi özellikle kimlik oluşumunda çok merkezinde yer alıyor aslında sosyal medya. Artık insanların her birinin işte Twitter, işte Facebook, efendime söyleyeyim, TikTok, işte bir sürü sosyal medya uygulaması var. Herkes bir profil oluşturuyor. Ve orada da aslında belki çoğu zaman olmadıkları karakterlere bürünüyor. Gerçekte olmadıkları karakterlere bürünüyorlar. Yani örneğin Instagram patladıktan sonra Amerika'da intihar, genç kızlarda özellikle intihar sayıları böyle bir veri okumuştum. Patlamış. Neden? Çünkü herkes hem de öyle estetik operasyonlarda patlamış. Herkes de böyle bir işte olduğundan daha farklı, işte güzel görmeyeyim, şey görmeyeyim. Şimdi sosyal medyanın tabii çok olumlu yönleri de var. Çok olumsuz yönleri de var. Biz her tarafını konuşmak istiyoruz. Size göre şöyle sorayım aslında soruyu. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu kimlik oluşumuna, karakter oluşumuna sosyal medyanın etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle aslında Mustafa Bey, günümüzde her yaştan kullanıcılar bu araçlarla içeriğin hem üreticisi hem tüketicisi haline geldi. Ve dijital kültürün oluşturulması ve aktarılması bağlamında artık önemli bir rol oynuyor. Fakat dediğiniz gibi özellikle ergen yaş grubu dediğimiz işte 13 ve 25 yaş arasındaki grupta benliğini keşfetmeye başlayan bu grupta özellikle sosyal medya çok tehlikeli bir hal alabiliyor. İnsanlar dediğiniz gibi yani bunun bir yaşı yok. Bu bir kaygı bozukluğuna doğru sürüklenebiliniyor. Çünkü işte kendini insanlar kabul ettirme ve söylediklerinin onaylanma ihtiyacına giriyorlar böylece. Yani bu kaygı bozukluğu dediğimiz hastalığa doğru bile gidebiliyor. Bahsettiğiniz intiharları ben de duydum. Günümüzde de gençlerin %70'inin sosyal medya sebebiyle anksiyete ve panik atak hastası olduğunu işitmiştim ben de bir uzmanımızdan. Fakat evet işte bunlara bakınca sosyal medya çok mu kötü bir yerdir? Hayır, sosyal medya çok kötü bir yer değildir. Fakat sosyal medya için
Sosyal medyanın bu kadar tehlikeli bir yer haline gelmemesi için gençlerin, biz özellikle Karalı olarak hepimiz aynı fikirdeyiz, gençlerin medya okur yazarlığı eğitimi alması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi çok önemli bir nokta aslında, onu buraya topu atmadan önce sizin Karalan'ın nitelikli bir sosyal medya iddiası var. Çünkü hakikaten dediğim gibi niteliksiz bir takım içerikler üretiliyor. Karalan bunlardan farklı olarak nitelikli sosyal medya iddiasıyla iddialı da bir giriş yaptı çok kısa bir sürede. Burada işte sosyal medyada ne işin var? İşte böyle basit olarak algılanan böyle algılar da var açıkçası. Ama nitelikli sosyal medyadan ne kastediliyor? Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Karalar yani dünya var olduğundan bu yana insanlar hiç bu kadar yoğun enformasyon ve uyaran kuşatması altında kalmamıştır diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz tabii bunun temel nedenleri arasında teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının hızlı gelişimi var. Gerek modern toplumlarda olsun, gerek gelişmekte olan ülkelerde olsun, kitle iletişim araçlarının aralıksız iletiler yaydığı ve bu iletilerin ekonomik, kültürel, toplumsal yaşam içinde yadsınamaz bir rolü olduğu herkes tarafından kabul edilen bir görüş. Bu böyle bir gelişim devam ederken biz işte yeniliklere kapalı kalıyoruz demek kabul edilebilir bir şey değil benim nezdimde ve Karala nezdinde. Biz de Karalı olarak işte bu yeni gelişen teknolojiyi okurlarımız ve yazarlarımızın ihtiyaç ve algısı temelinde çift yönlü iletişime esas verdiğimiz için onların geri bildirimleriyle sistemimize entegre etmeye çalışıyoruz. Bizim için nitelikli sosyal medya nedir? Bizim için nitelikli sosyal medya, tabii ki sosyal medya sürekli fayda sağlayacağımız bir mecra değil, aynı zamanda eğleneceğimiz de bir mecra. Fakat doğru şekilde, doğru üslupla, saygı, hoşgörü çerçevesinde ve faydalı bilgilerle. Biz bu nitelikli sosyal medyadan yola çıkarak içeriklerimiz için bir onay mekanizması oluşturduk. Sadece içeriklerimizin niteliği bakımından değil, tabii ki bu bahsettiğim saldırgan ve linç kültürü, kaygıların önüne geçebilmek anlamında da yaptığımız bir hareketti bu. Ama nitelikli içeriklere yer vermeyi hedefliyoruz. Zaten işte mesela diyetisyen Hilal Özkalay'ın gıda israfıyla ilgili olan yazıları var Karala'da. Belki denk gelmişsinizdir. Yine çok okunan yazarlarımızdan Nazım Serkan Burgul hocamızın spor üzerine yazdığı yazılar var. Ben bayılıyorum kendisinin yazılarına. Mustafa Ersenal Beyefendi'nin film içerikleri hakkında, film üreticiliği hakkında yazdığı yazılar var. Böyle birçok yazımız var. İşte Doktor Şükrü Umar Beyli'nin ekonomi yazıları var. Mümkün olduğunca nitelikli genç kuşağı da işte gazete okumayı, haber okumayı çok seven, makale okumayı çok seven kesime de bir şeyler vermek kaygısıyla hareket ediyoruz aslında. Harika, harika. Dilekçim. Peki o zaman ben çok teşekkürler Başak Hanım. Şahane açıkladınız. Buğra, sana sormak istiyorum. Bu kimlik oluşumunu olumsuz etkileme, biraz Başak girdi, başladı aslında. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Gençlerin gelişiminde ya da çocukların gelişiminde, hayatımızın içinde bu kadar olması sosyal medyanın, bu gelişimi çok fazla, sen çünkü içindesin ve bununla ilgili çok eğitimler aldığını da biliyoruz, hani iletişim ayağında en azından. Bu konuyla ilgili görüşlerini alıp ardından da nitelikli sosyal medya hakkında nedir senin için? Bu iki soruyu birleştirerek senden de rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim sorun için. Yani kimlik oluşumunda çok ciddi etkisi var. Yani bu hatta sosyal medyanın şimdiki haline dönüşmeden önceki dönemlerinde Z kuşağından öncekiler, hani bu dönemin en çok kullanılan tabiri Z kuşağından önceki kuşaktan gelenler hatırlayacaklar. ISQ, MIRC, MSN gibi dönemleri. Yok öyle bir şey hatırlamıyoruz, ne münasebet. Zaten sizi Z kuşağından saymıştınız. O dönemlerde isim yerine nickname kullanmaktı aslında olay. Yani olmadığın bir karakter, olmadığın bir kişi üzerinden kendini lanse etme vardı. O dönemde aslında sosyolojik anlamdan farkındalığımızın yükselmeye başladığı bir dönemdi ki herkes kendini göstermek istediği şekilde
bu mecrayı kullanarak var olmaya başlıyordu. Sonra sosyal medyanın yeni haline dönmesiyle beraber gerçek isimlerin kullanılmaya başlaması o sanalla gerçeği daha fazla harmanladı. Çünkü eski dönemde, yani bunu Web 2 dönemi diyebiliriz sanırım, daha interaktif ilişkileri kurulduğu dönem, sanaldaki karakter sanalda kalırdı. Yani o nickname'deki kişi, verilmek istediği muhabbetteki kişi neyseydi bilgisayarı kapattığında aslında orada kalırdı. Ama şimdi ne zaman ki Web 3 dediğimiz dönemle beraber gerçek isimlerin kullanılmaya başlanılması, o sanalda bizim kendimizi anlatmak istediğimiz kişiyle gerçek kimliğimiz örtüştürmek zorunda kalmaya başladık. Bunun hem iyi yanı hem kötü yanı var. İyi yanı kendini olduğu gibi vermeyi başaran insanlar için neyse o şekilde olmasını başarmak adına güzel bir motivasyon. Fakat bunun en önemli olumsuz taraflarından bir tanesi tabii yaş açısından da bunu farklı ele alabiliriz ama kendi kitle açısından bahsedeyim. Sonra belki yaşsal kısmı alırız. Çok ciddi bir zaman kaybına vesile olması büyük sorun. Bir bağımlılık yaratıyor aslında. Yani günümüzde eskiden sigara, alkol nasıl ki bir bağımlılık unsuruydu. Bunlarla ilgili bir mücadelenin başlatılması düşünülürdü. Çünkü aslında zararı tabii ki var mutlaka. Fakat bağımlılığın getirmiş olduğu bir zarar. Biz buna bağımlı olmadan normal bir tüketici olsan bu kadar çok mücadeleye de gerektiren bir durum olmazdı. Aynı şekilde şimdi sosyal medyaya ilgili de ciddi bir bağımlılık noktası var. Yani elimizi almadığımız an sanki bir şeyi kaçırmışız gibi hissetme duygusu ciddi bir bunalım ve son yaratan bir nokta kişilerde. Oyunun dışında kalıyormuşsun gibi bir duygu da veriyor sanki Buğra. Bir şey kaçıyor sanki orada, yani bir şeyler var, oluyor, kaçıyor ve sen kaçırıyorsun sanki. Yani yanına elini koyduğunda telefonun 10 saniye 15 saniye sonra tekrardan bakma ihtiyacı duyması sıkıntı. Ha bunu birazcık daha bireysele indirgesem şunu görüyorum, gözlemliyorum. Gözlemlemekten ziyade psikologlarla bunu konuştuğunu duyuyorum. Tabii şimdi Clubhouse'dan önceki döneme, çünkü Clubhouse bence yeni bir dönem başlayacak. Ona birazdan yine gireceğiz ama. Ona gireceğiz. Yeni ilgili var diye söylüyorum. Aynen tabii. Özel olarak isterim girelim. Yani yazışma skillerin, becerilerimizin çok fazla arttığı ama kendimizi konuşarak anlatabilme becerilerimizin zayıflamasına sebep olan bir şeye dönüştü sosyal medya. Dezavantajı açısından da bunu söyleyebilirim. Konuşamayan bir nesil, konuşamayan bir gençliğe götürüyordu bizi. Çünkü daha fazla yazan, derdini yazarak anlatabilen. Çünkü bütün gün Messenger'dasın, WhatsApp'tasın, ciddi bir yazışma skillinin gelişmesi varken konuşma becerisinin, bilgisini konuşarak anlatabilme yetisinin çok azaldığı bir noktaya götürüyordu bizi. Bu açıdan bir problemdi. Hadi ben bahsettiğim bağımlılıktan kaynaklı olarak toplumdan uzaklaşmanın vermiş olduğu bir sorun olayımız var. Asosyalleşmeyi de koyabiliyor muyuz bunun içine, yoksa çok sert mi kaçıyor? Yani asosyalleşmeyi itiyor özellikle çocuklardaki yani, davranışlarında. Kesinlikle koyabiliriz. Hatta kendini sosyal zanneden bir asosyal modüle dönüşüyoruz. Yani bu arada yani bunu yeni nesil ve şeylerden ayırmadan kendimizi de bu kümenin içine koyarak konuşmak lazım. Yani çünkü her birimiz artık yaş ayırt etmeksizin annelerimiz, babalarımız 65-70 yaşındaki insanlar dahil olmak üzere herkes şu an artık bunun içinde. Ve bahsettiğimiz aslında problemlerin birçoğu hepimiz için geçirdi. Daha önce neydi örneğin? Ebeveynler kısmını ele alıyorum. Eve gittiğimizde oturup da yemek yemeye. Anne baba dedi ki ya telefonu koy kenarda biraz yüzünü görelim. Şimdi oturduğunda artık anne babanın elinde telefon var. Yani o yüzden dolayı toplumsal ana bireylerin birbirine uzaklaşmasına götüren bir noktaya geldi diye. Sosyal medya bunlar kötü yanları. Tabii yasal sorunlardan kaynaklı olan kötü tarafları da var. Tacizlerin daha çok arttığı, işte kötü içeriklerin çok fazla işlemesinin dolayı kişisel gelişimi ciddi anlamda kötü etkilediği içeriksel problemler var. Yasal problemlerine kaynaklı olarak. Çünkü kontrol edilebilirliği halen daha tam sağlanabilmiş ki kontrol edilebilmesi de gerekir mi? Bu da çok ayrı tartışma konusu. Ayrı bir kenara koyuyorum bunu. Ama suistimalin yüksek olduğu, dediğim gibi yasal sorunların açık olduğu mecra, bir de dediğim gibi bireysel açıdan sorun olarak şunu söyleyebilirim. Bağımlılığın artmış olması ve konuşma yetimizin, yazma skillimizin artmasıyla beraber azalması ciddi bir problem gidişat anlamında. Ha, iyi yanları çok var. Biraz onda aslında ondan da konuşmak lazım. Şimdi konuşacağız. İyi yanları anlamında en özde şunu söyleyebilirim ki iletişimi birbirine insanların çok fazla yakınlaştırdı. Uzakları yakın kıldı. Bunlar inanılmaz önemli ve olumlu yanları. Şimdilik böyle kısa kısayım ki turumuzu daha bitirebilirim. Harika. Yani nitelikli sosyal medya, nitelikli üreticinan, nitelikli tüketicinan tamamen entegre bir durum. Biz şöyle bir durum var. Yani sosyal medya
sosyal yaşamla birebir iz düşümü yaşayan, örtüşen bir nokta. Ne anlamda söylüyorum bunu? Nasıl ki gerçek hayatta biz 7-24 atıyorum mesleğimiz psikologluksa, psikoloji konuşamazsak, 7-24 diş hekimiysak veya hukukçuysak mesleğimizle ilgili konuşamazsak, boyu boyunu da yapacaksın, ekonomiden de bilgi alacaksın, işinle ilgili de konuşacaksın. Yani her şeyi eşit derecede kullanabileceğin bir şey dönüştürmek lazım. Yani sadece şu açıdan yayın yapayım, sadece şundan besleneyim dediğin zaman köreliyorsun. O yüzden henüz gerçek hayatla sosyal medyayı doğru bir izdüşümle düşünebilirsek, o zaman bence daha sağlıklı olur. Nitelikli kullanım. O evreye de zannedersem yavaş yavaş geçmekte olduğumuzu Clubhouse özelinde ben şahsen gözlemlerim ki onu konuşacak dediğim gibi. Mesela ben tabii Başak Hanım'a döneyim. Kısaca bir ekleme yaptıktan sonra Buracığım hemen döneceğiz sana. Şu bir akış var, hepsini konuşmaya isterik hepsini, bütün konuları. Elimizden geldiğince. Mesela bu 2-3 gündür bende de işte Clubhouse'a işte takılırlar bana hani ne oldu gelemedim abi, yani işlerin yoğunluğu, giremedim. Ama bende bir tarafta da çünkü mesela networking tarafında çok önemsiyorum şeyi, Clubhouse'u. Bir tarafta ben de o eksikliği hissederim ama hani o eksikliği hissetmeye vakit bile bulamıyorum. Yani çünkü işlerimizin yoğunluğu, eve kapalıyız ve online'de işleri yürüttüğümüz için patladığı için özellikle bu sipariş boyutunda ben telefonlardan kafayı kaldıramayacak duruma geldim. Bu arada üstümdeki böyle hani bir rüküş, bu güzel hanımefendilerin yanında böyle rüküş gibi durup dursam da özel bir seçimimdir bu. Hani evde sosyal medya, soft konu, herkes dedim böyle hani bu sefer ceketle çıkmayayım izleyicilerin karşısına, ona böyle bir deneyimmiş olayım. Vallahi oturmadan önce ben de aynı ikileme düştüm Mustafa, yani. Hatta bir gömlek de hazırladım. Ya sonra dedim ki şimdi demin bahsettiğimiz aslında konudan birebir örtüşüyor. Sosyal medyadan bir yayındayız diye ya da televizyon yayındayız diye evde olduğumuz gerçeğini unutamayız. Yani herkes bizim evde olduğumuzu biliyor. Tabii ki seyirci karşısına çıkarken kendimize kontrol ederek çıkıyoruz ama evimize davet ediyoruz aslında şu an izleyicilerimizi. O yüzden yani ev haliyle birlikte olmak. Misafir ağırlıyoruz. O yüzden gerçek özeli göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi araya girmemiz gerekiyor diye bir uyarı geldi bana. Belki bir dakikamız var mıdır sevgili yönetmenim diye sorayım. Aslında diğer soruya peki o zaman biz aramızı verelim. Aramızda sonra da devam edelim diğer konularımızda. Çok bence keyifli gidiyor. Çok güzel yerlere doğru evriliyor şey, sohbet. Aradan sonra devam edelim. Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla yapılan heyetler arası görüşme sonrasında 4 anlaşma imzalandı. Türkiye COVID-19'la mücadele kapsamında yurda Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı gönderdi. Kanal T Haber ekibinin bugünkü durağı Mehmetçik oldu. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede vaka sayısının 13, birinci derecede teması sayısının ise 30 küsur olduğu bilgisini paylaştı. Yoğun bakımla tedavi gören 79 yaşındaki koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselmiş oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına yanıt verdi. Mitsotakis, iki devlet formülünün kabul görmediğini söyledi. Polis cezaevi firarisi Rus asıllı Alexander Saltyev'i arama çalışmalarının devam ettiğini, olayla ilgili henüz bir gelişmenin olmadığını duyurdu. Değerli Beyaz Yakalılar programı izleyicileri, aradan sonra hemen birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Başak Hanım'a dönmek isterim. Şimdi Başak Hanım, sosyal medya biraz değindiniz aslında sözlerinizin başında ki burada değindi ama sosyal medya her yaştan kullanıcının, insanın kullanacağı
bir platform mudur? Tabii ki yani artık her yaştan insan içerik üretebiliyorlar. Dediğim gibi işte yani içeriklerin artık hem üreticisiyiz hem tüketicisiyiz. Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber gelenekseline kadar çok özlesek de dijital kültüre de o kadar daha çabuk adapte olduk aslında. İçerikler evet. Açısından tehlike barındıran tarafları da yok değil ama onları nasıl değerlendirmek lazım? Yani o anlamda neler söylemek gerekir size göre? Tehlike barındıran tarafları sosyal medyanın. Yani sosyal medyanın birçok tehlike barındıran kısmı bağımlılık sözünüze kestim ama bağımlılık tarafından bahsettiydi Buğra. Evet evet benim Buğra benim söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Bu bir bağımlılık haline geldi ve bunun bir artık işte bu her şeyi kaçırıyorum hissinin aslında artık gerçekten bir psikolojik rahatsızlık olduğu ve artık bunun bir isminin de olduğunu bir terapist arkadaşından duymuştum. Fakat şu an inanın ki adını hatırlamıyorum bu psikolojik rahatsızlığı. Fakat böyle bir şey gerçekten varmış artık. Her şeyi kaçırıyorum. Evet, evet. İsim kondu değil mi ona? Böyle bir psikolojik rahatsızlıktır diye. Hani bir evet, şey evet. Olarak da sosyal medya bağımlılığı işte bir şey. Yani şu an yanlış bir şey telaffuz etmek istemiyorum uzman olmadığım için o konuda ama bunun gerçekten böyle olduğunu duymuştum. FOMO'ydu galiba hastalığın ismi. Yani ben çalışma hatırlatmıyorum. FOMO olması lazım. Fear of missing out. Evet, öyle bir şey zannediyorum. Yani yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ama evet yani bu telefonu 2 dakika şuraya bıraktım. Aman Allah'ım şimdi o dünyada neler kaçırıyorum hissi. Yani normalde bütün iş hayatımızdan, sosyal hayatımızdan, uykumuzdan bile veriyoruz sosyal medyaya girmek için neredeyse gerçekten. Dediğiniz gibi bunun olumsuz etkileri yok mu? Bu kadar çok uyaran altında olmanın, bu kadar çok enformasyona maruz kalmanın, bu kadar çok propagandayla karşı karşıya gelmenin tabii ki olumsuz etkileri var. Ama şunu da yani evet bu kadar olumsuz etkisi varken sosyal medya kötü bir yerdir de demek istemiyorum. Gerçekten sosyal medya aslında çok da faydalı bir yerdir. Kamuoyu baskısı yaratmada birçok uygulamanın önemini yakın zamanlarda da görüyoruz yani. Ya her şeyin artısı ve eksisi gibi yani her şeyin fazlası belki de zarar diyebilir miyiz burada? Yani kesinlikle neyi kullanırsak öyle. Kullanalım ekstra fazla olduğu zaman bu bir şekilde negatife dönüşüyor. Bir de öyle bakmak lazım. Yani bir de normalde de şimdi yani geleneksel hayatımızda da dijital kültürde de böyledir. Neyi aldığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın da ne aldığına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Yani yetişkinler için evet tehlikeli bir yer. Hepimiz için tehlikeli bir yer. Fakat işte bu kendi benliğini oluşturmaya çalışan ergen ve çocuklar için çok daha dikkat edilmesi gereken çok bir daha dikkat. Kesinlikle katılıyorum. Dilekçiğim sana sözü vermeden önce Erden Tekli'nin bir yorumu var. Tam da bu Clubhouse mevzulu geçtiği için o da böyle yeni nesilden Clubhouse'un böyle müdavimlerinden yani sürekli beni de böyle sürekli pingler o odaya bu odaya. Onun bir yorumu var. Bizi izlerken kendimi Clubhouse'da hissettim. Sizlere iyi yayınlar dilerim dedi. Buyursun. Teşekkür ederiz. Kendisine buradan çok selamlar. Selam, teşekkür ederiz. Kendisine buradan. O zaman Başak'ın sorusunun devamı olarak şöyle bir şey daha sana sormak istiyorum. Bu sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor diyebilir miyiz bu durumda? Hani sen bahsettin, Başak da biraz bahsetti hani böyle bireyselleşmeye döndüğü için. Bir de bu mental olarak bir tembelliğe de itiyor olabilir mi? Bu kadar hızlı ulaşabiliyor olmak her şeye. Her türlü alanda bu sosyal medya içerisinde. Bu ikisiyle ilgili ne söylemek istersin Başak'ın söylediklerine ek olarak? Yani yalnızlaştırıyor mu? Ve bu mental olarak bizi tembelleştiriyor mu? Ulaşabiliyor olmak her şeye çok hızlı. Sorunun özü bu. İkinciden başlayayım. Yani hareketsiz kalmayı sağladığından dolayı bir atalete sebep oluyor. Ciddi bir yavaşlamaya sebep eder seni. Yani sosyal medya başında ki bu sosyal medya dışında bilgisayar başında çalışan insanlar için de aslında daha çok geçerli olan bir şey. İkisini ötüştürebiliriz. Oturmadan kaynaklı olarak ciddi bir atalet. Hepimiz zaten bir genimiz bunu hissediyoruz. Ama çalışmalarda da azından bu görülüyor. Üretim açısından bizleri bir kısır döngüye alıyor. Yavaşlamadan kaynaklı olarak. Yalnızlık anlamında da yine bir sanal gerçekliğin içindesin. Bir sürü insanla berabersin. Çok fazla kişiyle diyalog halindesin. Çok ciddi bir arkadaşlıklar var.
Twitter arkadaşlığımlar, Instagram'da yaklaştığım arkadaşlıklar var. Facebook'ta ailem, sülalem, ben orada falan gibi bir durum var. Ama aslında kimse yok. Yani dönüp de mutfakta bir şey hazırlamaya kalktığın zaman sana tuzunu verecek biri yok yani aslında. Yani bunun ciddi bir psikolojik sıkıntıları var. Yani özellikle yalnız yaşayan, ki evde ailesine yaşayan insanlar için dahi odasının içerisinde kapalılıktan kaynaklı olarak. Çünkü oradaki dünyadan kopmak istememe, diye bahsettiğimiz FOMO'dan kaynaklı olarak. Oradaki dünyadan kopmak istememeden dolayı bir yalnızlaşma var. Bu gerçekten bizi nereye götürecek? Öngörmek çok zor. Ama iyi yanından yine ben birazcık denge kurmak isterim. Kötülüğün, yani kötü taraflarının yanına iyiyi de kurmak çok isterim. Çünkü dediğim gibi her hayatın kendisi aslında biraz yiyin yaktır tamamen. İyi ile kötüyü her şey için bir arada barınan bir noktadır. Öyle bakmak lazım her açıdan. Sosyal medyada da biz bunun network kurma, bağlantı kurmayı kendi işimiz, kendi profesyonel hayatımız ya da kendimizi geliştirme alanlarında kullandığımız sürece ciddi anlamda da fayda sağlayan, etkileşimi artıran, oradaki yaptığı network'ü gerçek hayatta aynı masanın başında beraber oturmayı sağlayabiliyorsan bir anlamda, bunu kullanmayı o açıdan başarabiliyorsan, yalnızlaşmayı tam tersi ilişkiler kurma, arkadaşlıklar kurma anlamında da ciddi şekilde pekiştirebiliyorsun. Burada bilinç önemli, bilinçli kullanım burada ciddi önemli. O yüzden birinci turda aslında Başak Hanım'ın bahsettiği, biz sosyal medya kullanımı açısından eğitim verebilme çabamızı yeni müfredatlara koymamız lazım. Yani sanayi döneminden kalma eğitim politikalarının halen daha devam ediyor olması inanılmaz utanç verici noktadır. Her açıdan bu geçerli ama sosyal medya kullanımında nasıl ki okuryazarlık eğitiminin olması gerektiğini söylediğimiz gibi sosyal medya kullanım açısından da bilinçli kullanımı anlatabilecek 101-102 derslerinin kesinlikle olması lazım. Yazılım derslerinin artık olması lazım. Gibi gibi noktalar. Bunlara gelirsek konu uzak. Kısa kesiyorum. Nokta. Teşekkür ederim Buğra. O tarafa doğru gidiyoruz sanki de Buğra. Yani eğitimlerde ya, şimdi ben şeyi görüyorum, bilmiyorum. Çok özür dilerim Mustafa, kestim seni. Bu çocuklar için yazılım, çok genç yaştaki çocuklar için, çocuk yani çocuk yaştakiler için yazılım programları, eğitimleri falan. Hani bizim zamanımızda yoktu. Z kuşağıyız ama yoktu yani baktığında. O anlamda dediğin yönde sanki bir evrilme var gibi düşünüyorum ben de açıkçası kendime. Yani bir süreç bu. Bir süreç bu. Ben Başak Hanım'a döneyim. Dediğim gibi çok konular var. Tempoyu da hızlandırmak durumundayım. O yüzden hemen Başak Hanım'a şu şekilde dönmek isterim. Şimdi iletişim ilk insandan itibaren en temel gereksinimimiz, yani ihtiyacımız. Acaba evet. Sosyal medyada bu kadar kendini ifade etme arzusu, isteği, insanlar kendilerini gerçek hayatta ifade edecek alan bulamadıkları için midir? Ben insanların kendini sosyal medyada da çok iyi ifade edebildiğini düşünmüyorum. Çok özgür ifade edebildiğini de düşünmüyorum. Şey anlamında sordum Başak Hanım. Yani bir özgürlük sorunumuz mu var bizim? Geldiğimiz saat içerisinde ve sosyal medyada bunu bir nebze olsun gidermeye mi çalışıyoruz? Şimdi şöyle düşünüyorum aslında. Özgürlük bakımından düşündüğümüz zaman sosyal medyada bir kere hiç özgür değiliz aslında. Çünkü Twitter'da yazdığımız işte bir tweet'in başkaları tarafından onaylanıp onaylanmaması ya da işte kabul görüp görmemesi bizim için çok önemli. Bu zaten senin bütün özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. Ne kadar mention gelmiş, ne kadar işte beğeni gelmiş, ne kadar yorum yapılmış falan, yani ne kadar alıntılanmış bu tweet falan, bunlar hepimiz için çok önemli olduğu sürece bu özgürlük sosyal medyada hiçbirimize yok maalesef bence. Günlük hayatımızda var mı? Günlük hayatımızda da çok özgür düşüncelerini ifade edebilen bireyler değiliz. Çünkü işte bu da psikolojik alt temelle de, işte öğrenilmiş olarak da, aileden de geliyor. Bazı işte çevresel faktörlerden dolayı oluşan bir şey. Fakat evet, sosyal medyada da bence çok özgür değiliz. Fakat işte dediğim gibi bu sosyal paylaşım ağları bizim bazı kullanıcıların, yani daha doğrusu görünür olma, fark edilme istediğini karşılığını verdiği için bu kadar tercih ediliyor aslında. İşte insanların fikirlerini sosyal medyada özgürce ifade edebildiğini ben düşünmüyorum.
linç kültürü ve saldırgan tavırlar bireyler üzerinde kendilerini bambaşka biri olmaya kaygısına ya da işte bambaşka bir vitrin yaratma kaygısına doğru sürüklüyor. İşte biz Karalı olarak da zaten en temel amaçlarımızdan biri herkesin düşüncesini, fikrini saygı ve hoşgörü çerçevesinde dile getirebilecekleri güvenli bir konfor alanı yaratmak. Yani bu hedefle zaten işte insanlar özgür değiller, Twitter'da da özgür değiller, geleneksel hayatta da özgür değiller ama biz onlara kendileri olabilecekleri konforlu bir yani güvenli bir konfor alanı yaratalım dedik. Harika, harika. Dilekciğim. Peki, çok güzel. Başakcığım, Buğra şeyi sorsam sana, bir sen şimdi sosyal medyayım. Ben tabii hep böyle kötü taraflarından konuşuyormuşum gibi sorulu kötü sorular bana gelmiş. Çıkamadık oradan. Genel edecek. Öyle değil yani. İyi tarafı çok güzel. Ben aktif kullanıcıyım. O anlamda sorun yok ama şunu da sormak istiyorum. Merak ettiğim için de soruyorum aslında. Şimdi sosyal medyada bir sürü hani kötü niyetli, hem ekonomik anlamda dolandırılma, her şey olabiliyor. Bak, ne kadar. Peki bunun hukuksal bir altyapısı var mı? Bizi bilişimle ilgili koruyan bir hukuk altyapısı, iletişimcileri koruyan, yani bununla ilgili ne var bizi koruyan diyeyim hani böyle bir soru sormak istedim. Hukuksal altyapısı nedir? Hukuksal olduğu yalan değil ama bir makale çalışmamızda, doktora sürecinde bu bilişim suçları, yazışmalarına ilgili Kıbrıs'taki gelişmelere dair bir çalışmamız olmuştur, neydi ne değildi diye. Oradan hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeceğim ki yanlışım varsa kusura bakmasın seyircilerimiz. Mesela örneğin şundan yola çıkabilirim önce. Bir, mesela gazetelerin dijitalde açılan, sadece web sitesi linki alarak açılan fakat künyesi olmayan gazetelerle ilgili gazeteci birliğine yazılamış olduğu bir çalışma vardı. Bunun yanında sanırım yaklaşık bir 4 ya da 5 yıl önce maksimum o kadardır yani daha yeni bir olabilir. Kişilik haklarına ihlali başlığı altında sosyal medyada yapılacak olan kişilik hakları alanlarını sınırlandıran, buna bir saldırı niteliği taşıyan yorumlar, küfürler, hakaretler artık bir suç unsuru olarak kabul edilebiliyor Kıbrıs'ta da. Gidip polise şikayet ettiğiniz zaman kişilik haklarına saldırı olarak bu nitelendiriliyor şu an. Bunlar yaratı açılmış, daha önce 2-3 tane dava var yani. Yani benim bildiğim, hakim olduğum alan bu. Yani ama işte ekonomi anlamında dolandırıcılıklar kısmında bağlayıcılık var mı? Şu an emin değilim. Ama yani dolandırıcılıktır. Mecrası farklı olsa da dolandırıldığını bir kişi ispatlayabiliyorsa bence bu da herhalde hukuksal açıdan bağlayıcıdır. Yani, ne desem yalan olur. Vardır altında bir şey. Benim de çok hakim olduğum bir konu değil ama evet. Sadece ama şeyi fark ettim. Yani kişilik hakları anlamında var yani. Onu söyleyebilirim. Evet, evet. Hukukçular da öyle bir artık branşlaşmaya dönüştüğünü de gördüm. Geçen tanık oldum. Sadece hukukta bu tür işlere bakan, o anlamda geliştiren kendini ya da sadece bu işlerle ilgilen avukatlarımız oluşmaya başlamış. Bu da çok tabii ilginç. Şunu söyleyeyim. Yani sanatçılara yaptığımız marka yönetimi ve menajeri çalışmalarından Türkiye'deki çalışmaları yakından bildiğim için şunu söyleyebilirim. Dijitaldeki kişilik haklarını korumayla ilgili özel çalışan dediğiniz gibi hukukçular var. Yani bir sanatçının ki bu sadece sanatçı olmayabilir. Uzmanlığı olan. Evet. Public figürlerle ilgili olan. Herkes için olan bir durum. Çünkü sen real time'da sosyal medyadaki senin hakkındaki her şeyi takip edebilmen mümkün değil. Çok zor bir nokta. Bu alanda hukukçular senin kişilik haklarını korumak için çalışıyor orada Türkiye'de. O var, onu biliyorum. Ama bizler dediğin gibi Dilek Kurnaz'la ilgili ben sosyal medyada hakarete varan, kişilik haklarını ihlal eden bir yorum yaptığım zaman davetme hakkım var. Şimdi tempoyu artırıyorum. Tam en sevdiğim konuya geldik Buğra Bey. Benim başıma sardığın o belaya geliyorum şimdi. Başak sen de hazır ol. Aynen. Başak Hanım bilmiyorum tabii girdiğimi oraya ama şimdi sosyal medya uygulamaları var. Birçok uygulamaları var. İşte bahsettik sözümüzün başında. İşte Twitter var, Facebook var, TikTok var, Snapchat galiba gömüldü, Instagram var. İnsanları burada, yani nedir yakalayan burada ve buna bağlı olarak da Clubhouse çılgınlığı neden bu kadar gerçekten böyle bir çılgınlık boyutuna vardı? Onunla ilgili de fikrini çok merak ederim açıkçası. Ben mi devam ediyorum, Başak Hanım'la mı devam ediyorum? Evet, sen devam et, hemen Başak Hanım'a geçeceğiz. Evet.
Yani şöyle alabilirim. Tabii önce Clubhouse'u bilmeyen eminim bir sürü dinleyicimiz vardı şu an. Belki biraz onlara Clubhouse'dan bahsedip. Evet, ben bir yazı yazdım bununla ilgili. Dün yayınlandı. Çok da güzel tepkiler aldım. İstersen yani yazından bir anlatımdan bahset, Clubhouse'un olduğundan. Ondan sonra devam edelim. Yani Clubhouse nedir? Yani Clubhouse nedir? Yani ben de daha açıkçası anlamaya çalışırım. Ama gördüğüm kadarıyla insanların sesleriyle görünmeden gizemli bir şekilde ama doğrudan samimi bir şekilde diyalog kurdukları farklı odalarda farklı insanlarla benim gördüğüm hep samimiyete dayalı iletişim kurduğu sosyal medya 2.0 diyorum ben ona. Yani yazıyı yavaş yavaş pabucunda mı atacak gibi. Artı tabii ekonomik anlamda da büyük etkileri, büyük şey benim açımdan çok mesela hiç normalde görüşemeyeceğiniz girişimciler, işte melek yatırımcılarla aynı odada kendi hikayenizi anlatıp bir anda yatırım alma şansına bile bu kadar yakınsınız yani. Dolayısıyla böylesi bir uygulama artı demokratikleştiriyor da bence diyaloğu, tartışmaları. Yani farklı farklı Kıbrıs özelinde baktığımda farklı farklı bir araya gelemeyen insanlar ciddi şekilde aynı odada seviyeli bir şekilde konuşmaya, paylaşmaya, tartışmaya başladılar. Ama nereye evrileceği konusunda dediğim gibi uzman sensin. Ben böyle bir girizgah yapayım. Clubhouse özelinde tabii konuşabilirim ama biraz da genel çerçevede. Nedir insanları tetikleyen bu mecralara girmeleri noktasında? Şimdi tabii bunu mecra mecra biraz konuşmak gerekir ama genel anlamda tüketici davranışları olarak o başlıktan ele alırsam her birimiz bir ihtiyacımızı gidermek için bir şey tüketiyoruz. Bir motivasyon kaynağımız genelde bu ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ederek tüketiyoruz. Sosyal medyanın genelinde, ondan sonra da bunu mecralar şimdi birazcık açıp kısa tutup başka kanala geçelim. Yani beğenilme arzusuyla ilerliyor aslında her şey. Yani biz tamamen bir sahnedeyiz. Dünyadaki real hayatımızda da bir sahnedeyiz. Sosyal medyada da bu sahneyi de beğenilme, alkış alma arzusu devam ediyoruz. Yani bu Facebook'ta like alaraktır, Instagram'da attığımız fotoğrafta aldığımız beğenidir. Beğeni almıyorsak bu fotoğrafı silip beğeni alacağımızı düşündüğümüz formatta yeni bir içerik göndermektir. Yani kullanım motivasyonumuzun %90 oranındakini tamamen beğenilme, alkış alma aslında. Yani gerçek hayattaki terimden söyleyeceksek alkış alma, takdir edilme arzusuyla yürüdüğünü görüyoruz. Yani yakın çevremde kişilerden de biliyorum ki şey durumu oluyor yani gerçekten. Bir şey paylaştın, bir şey söyledin diyelim ona. İster Twitter, ister Instagram, Facebook olsun. Like almadığında üzülüyor. Yani yahut ya, Hesap üzülüyor olabilir. soruyor, hesap soruyor. Tabii, yani Hesap soruyor. Yani üzülmeye evet. geçti. Ve işte o alkış, o takdire göre içeriklerini devam ettiriyorsun, geliştirmeye. O yüzden ana sebep bunu söyleyebilirim. Geri kalan %10, %90 bu şekilde değil ama %10 içerisinde de kendi profesyonel alanını, hobisini nitelikli hale dönüştürmek için de bunu kullanan bilinçliler oluyor. İşte fotoğraf anlamında Instagram'da fotoğrafçılığını daha kaliteli veya işte diğer fotoğrafçıların neler paylaştığını görüp benim de eksiklerim bunlar bunlardır deyip kendi muhasebesi yapabileceği bir mecra olarak kullananlar. Aynı şekilde yazarların işte Twitter'da kendi cümlelerini, kendi yapılarını, kendi aktarmak istedikleri bilgileri daha nitelikli bir şekilde, daha kısa ve öz anlatabilme noktası var. Bunları şimdi Clubhouse'dan ayrı söylüyorum. Clubhouse'da olayın çünkü değişiyor. Senin söylediğin Clubhouse'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Clubhouse açarız arkasında 4. bölümde. Yani aslında biz Twitter'da, Facebook'ta yazdığımız şeyleri dönüp düzeltebiliyoruz. Veya yazmadan önce yüzlerce kez üstüne düşünüp de artık işte acaba like kalır mı? Kim buna yorum yapar? Buraya böyle laf atarsam şöyle olur gibi muhasebeleri yapabilerek paylaşabiliyorduk. Yani aslında bir sunuma hazırlanan yemek gibiydi. Aynı şekilde Instagram'da da fotoğraflarımızı montajlayıp, işte filtrelerden geçirip, çeşitli programların üzerinden oynayıp paylaşıyoruz. Gerçeği manipüle ediyoruz aslında orada. Fakat Aynen. Clubhouse'da daha real time'da, daha direkt anlık şu an beraber yaptığımız konuşmayı, yani aslında kahvehaneyi oturup bir masa etrafında beraber konuşmayı bir aplikasyonun içine aldılar.
Çok bundan dolayı da çok güzel bir tanımlama yaptıydı biri odalardan, çok hoşuma gitti uzmanlardan. Dijital kıraathane dedi. Aynen. Burada da söyledi kahve diye. Aynen. Ve yani o yüzden dolayı da orada söyleyeceğimiz şeyi değiştirme ya da önce de muhasebesini yapma gibi bir şey yok. Neyse olsun yani. Aynen. O yüzden dolayı da bunun cazibesi de artacak. Bir de ayrıca şunu söyleyip de noktalıyorum. Clubhouse'a atıldıktan sonra sosyal medyanın birinci ve ikinci bölümünde birazcık olumsuz yanlarına bahsettik. Olumlu yanlar açısından total anlamda şunu söyleyebilirim. Facebook ve Twitter bize kısa yazmayı öğretti aslında. Bireysel anlamda bu T tipi yeni insana giderken aslında bizi hazırlayan bir süreç. Gereksiz kelimeleri çıkarmayı, uzun metin yazmaktan kısa metin yazarak derdimizi anlatmaya bizi götürdü. Instagram rastgele bir şeyler çekmeyi değil, nitelikli bir fotoğraf çekebilmeyi bireysel anlamda geliştiren bir noktaya getirdi. Şimdi Clubhouse'da konuşabilme medeniyetini geliştiren bir nokta olacak. Diyalog anlamında konuşabilme medeniyetine geçecek. O da şu açıdan biz gerçek hayatta birbirimizi dinlemekten çok mağduruz. Dinleyemiyoruz birbirimizi. Öyle bir sorun var. Bir kişi bir şey anlatmaya başladığı zaman diğer taraf genelde ya sözünü keser ya telefondan ilgilenmeye başlar. Cümlelerin kısa olmasını sağlayacak bir şey çeviriyor Clubhouse. Aynı zamanda karşı tarafı dinlemeyi sana öğretiyor. Storytelling, hikaye anlatıcılığını, yani anlattığın şeyi nasıl anlatabildiğini geliştiriyor. Ve nasıl bir kelam? Biz Facebook ve Twitter'dan yazı skillerimizi, Instagram'dan görsel zekamızı, Clubhouse'dan da konuşma anlamında iletişimimizi modernize edeceğimiz, medeniyete daha çok yaklaştıracağımız bir doğal eğitim alanı olarak görüyorum. Çok yeniliklere açık nokta. Evet, süper. Çok güzel özetledin aslında Buğra. Peki Başakcığım, sen ne diyorsun bu konu hakkında? Yani genel olarak ekleyeceğin ya da senin fikrin nedir bu yeni düzende? Clubhouse, Instagram vesaire nasıl olmalı ya da nedir senin gözünde? Yani ben çok faydalı, dediğiniz gibi network anlamında çok faydalı bir uygulama. Clubhouse kullanıcısı değilim. Fakat işte benim de genel bir çerçevede anladığım kadarıyla Burak Bey'in anlattığı gibi bir uygulama. Sana ne düşündürdü? Yani bana şöyle bir şey düşündürdü. Odalar var. İnsanlar bu odalarda işte belli konular üzerinde sohbet ediyorlar. Dinleyiciler geliyor, dinliyorlar. Ve işte kendi dediğiniz gibi böyle işte network konusunda da kendilerine bir şeyler katmış oluyorlar. Fakat ben tamamen birazcık zihni sadeleştirmek taraftarıyım. Yani bu kadar çok enformasyon falan beni birazcık ürkütüyor. O yüzden işte o da olsun, bu da olsun dediğiniz gibi sözlü iletişim bence çok önemli. Yazılı iletişim kadar önemli. Ve bu konuda toplumun büyük eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı dinleme ve konuşma konusunda ben de. Fakat bu kadar da böyle her şey bu kadar enformasyon birazcık da yorucu geliyor bana kişisel olarak. Yani ben işte biraz daha sadelikten yanayım. Zihinsel sadelikten belki yanayım. Belki de Başak, insanlar bu kadar yani bu kadar işte sosyal medyanın olduğu durumda kendilerine en iyi geleni seçebilirler. Yazıyı seviyorsa yazıyla ilgili orada kendini geliştirir. Bir seçenek sunuyor bir taraftan da baktığınızda. Yani zaten konuşmayı seven o platforma gider. Evet çok doğru. Yani seçeneğin olması da bence tek tip olmaktansa çeşitlilik, renklilik daha fayda getirecektir, getiriyordur diye düşünüyorum. Tercih şansı da oluyor. Kesinlikle öyle. Yani işte podcastler, Storytel dediği gibi Burak Bey'in özellikle işte bu WhatsApp'taki bu sesli kayıt gönderme, sesli mesaj gönderme özelliği falan sözlü kültür için çok önemli, sözlü iletişim için çok önemli. Ama yani bu kadar bir noktadan sonra bence tehlikelişiyor diye düşünüyorum ben. Şöyle bir katkı bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Şöyle bir katkı yapayım, katılırım söylediklerinize ama yani düşünün şimdi Amerika'da işte iki tane girişimci bir uygulama yazıyorlar ve siz o uygulamayı kullanmak zorunda kalıyorsunuz çünkü yani ilişkileriniz etkileniyor, iş yapma biçimleriniz etkileniyor. Şimdi bütün bunlar sizi
adapte olmaya zorluyor. Aslında burada esas konuşulması gereken bence biraz da bu adapte olabilme yetisi. Çünkü adapte olamayan insan oyunun dışında kalıyor. Ben size katılırım. Mesela Clubhouse'dan devam ediyoruz. Ben Clubhouse'un mesela işte gece geç saatte böyle dinlenmek için oraya kendimi atarım. Böyle işte mesela zihinle ilgili odalar var. Böyle işte felsefeyle ilgili odalar var. Ama gürültülü odalar da var. Yani siz dediğimiz gibi siz nereye gitmek isterseniz orada kendinizi bulabiliyorsunuz. Oradaki o sohbetlere katılabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Katılmak zorunda da değilsiniz. Ben biraz evrile insanların yani customizable kendi sosyal medyalarını oluşturdukları kendi zaten bu da bunun da başladığını ben şeyde Clubhouse'da görüyorum. Ama doğru yani bu kadar bilgiye maruz kalmak gerçekten şöyle kolay değil yani yönetmek. Bir de şöyle bir şey de var sosyal medya üzerinden insanlar size sürekli olarak her an ulaşabileceklerini zannediyorlar. Bu da çok yorucu bir şey. Kesinlikle öyle. Bir de dezenformasyon bilgi diye bir şey de var. Yani o yüzden bana birazcık yorucu geliyor. Ama söylediğim gibi yani ben konuşmamızın ilk başında da söylediğim gibi bu kadar teknoloji gelişirken, kitle iletişim araçları gelişirken hayır efendim ben yeniliklere kapalı kalıyorum gibi bir görüş kesinlikle söz konusu olamaz. Tabii. Fakat işte kişisel olarak tercih eder miyim? Etmem. Onun yerine karalanok.com'a girerim. Nazım Bey'in bugün yazdığı yazıyı okurum. Doğru. Şimdi tabii niye söyledim ben bunu böyle bir... Mustafa Abitoğlu yazı yazmış mı diye bakarım. Evet doğrudur. Ben yeterince katkı yapacağım. Merak etmeyin. O konuda... Ona da dürtüyoruz yazması için. Zorluyoruz. Yazacağım. Abi'yi de bekliyoruz bu arada Karala'ya. Gözünü evet Buğra'cığım. Bilal'e sana onu anlatacağız. Bekliyorum. Şimdi anlatacağım. Sağ olsun Hasan Bey'den. Mustafa Bey'de daha önce davet ettiği. Ben doktora çalışmasından açıkçası çok zaman ayıramadım ama yani bir an önce takip ediyorum ben sizi. İçinde bulmak çok isterim. Şimdi inşallah belki Mart başı başlarız. Mutlaka. Orada sıkıştıracaksın zaten şansın yok. Şimdi akışı şey yapmayalım isterim. Şey için söyledim ben bu yorumu yaptığım Başak Hanım. Veri gizliliği konusu. Çok önemli. Evet. Şimdi son dönemde çok fazla gündeme geldi. İşte Facebook'un işte bu Big Tech dediğimiz bu sosyal medya devleri de hesaplar verdiler. Yani Amerikan Kongresi önünde veri gizliliği noktasında. Mesela bir işte Cambridge Analytica skandalı oldu. Orada işte insanların oyları manipüle edildi. Hatta müthiş de bir belgesel Netflix'te Social Dilemma diye. O da anlatıyor aslında her şeyi. Dolayısıyla manipüle, çok güzel bahsetti Uğur'a. Gerçeğin manipüle edildiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Gerçek üstü ve post-truth herhalde değil. Yani gerçek sonrası dönemdeyiz. Bu anlamda veri gizliliği ne ifade eder sizin için? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi kullandığımız hiçbir platform veya uygulamanın veri gizliliğimize nezaket gösterdiğini düşünmüyoruz. Herkesin bu konuyla ilgili mutlaka yaşadığı bir hadisesi vardır. Açık ve güvenli iletişime imkan sağlayan bir irtibat ortamı bütün hataları ortadan kaldırır diye düşünüyorum ben. İşte biz de Karalı olarak buna çok dikkat ediyoruz. Yani okurlarımızın zaten üye olmasını zorunlu kılmıyoruz. Üye olmak isteyen kullanıcılarımıza e-mail adresleri dışında, elektronik postaları dışında bir bilgi değerini istemiyoruz. Ve kişilik hakları, işte veri gizliliği en çok üzerine titrediğimiz konulardan biri bizim de. Yani dediğiniz gibi ama yani bu veri gizliliğimize çok fazla nezaket gösterilen bir dünya ve bir kültürde değiliz şu anda dijital ortamda. Değil mi? Yani WhatsApp o örneği mesela işte WhatsApp'ın bir güncellemesi söz konusu oldu. Dünya ayağa kalktı. En son geri çekmek zorunda kaldı. En azından şimdilik. Kısaca bu kısmına değinmek ister miyim Buğra? Yani şimdi şöyle çok özür diliyorum Buğra Bey'in. Yok lütfen devam edin. Estağfurullah. Heyecanını görmek güzel. Yani bu konuları anlatımın çok güzel. Dinliyorum. Evet.
Buyurun. Teşekkür ederim. Bu arada yani bunları bile bile de kullanmaya devam ediyoruz. O da ayrı bir şey yani. Hiçbir lüksümüzden sosyal medyada da vazgeçmiyoruz yani. Bence bu da ayrıca konuşulması gereken bir konu. Çok doğru. Onu hatta bu böyle bir konuyu konuşurken bir de psikolog davet etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum çok, ben. Çok doğru. Yani muhakkak olması gerekiyor. Destek hani oradan çok fazla belki şey... Belki Burak Bey Karalay'a bununla ilgili bir yazı yazar. Yani olur yani Stockholm sendromuyla bence bu birebir örtüşüyor aslında yani katiline aşık olmakla yani sana zarar veren bir öğeyi bile bile o cezvesiyle bulunmak bence örtüşüyor bir şey. Eminim de buna yapım çalışma vardır. Belki bir yazı alırız. Hadi bakalım. Dilek buyur canım. Senin görüşün nedir? Eklemek istediğin bir şeyler var mı Buğra bu gizlilikle alakalı olarak Başak'ın söylediklerine? Kısaca şunu söyleyeyim. Yani aslında bu tamamen ben birazcık daha toplum ve birey açısından alıyorum olayı. Yasal ve veri korunmasından ziyade. Çünkü biri var ki aslında bunu da ikiye ayıralım. Bizim dijitale vermiş olduğumuz doğum tarihlerimiz, paylaşımlarımız profesyonel kurumlar için bir bilgi ve veri taşıyor. Bizlere kendileri pazarlamalar için veya bizim verilerimizden big data'yı oluşturmak için. Bir de tüketicilerin kendi arasındaki veri gizliliği kısmı var aslında. O da nedir? Birçoğumuzun gayet bildiği kullanıcılar arasında konuşmaların screenshot'ın alınıp başkalarına atılması, işte bir paylaşımının, fotoğrafının sadece public olmayıp da arkadaşlar arasındaki bir paylaşımın fotoğrafının çekilip yine başka birilerine atılması, dışarıya verilmesi. Biz aslında bizlerin birbirimize yaptığı veri korumaması var. Ben biraz işin aslında bu tarafını almak istiyorum. Çünkü diğer tarafıyla ilgili zaten yasal çalışmalar yapılıyor. Bu sosyal medya, dijital yaşam hayatımıza çok daha yeni olan bir şey olduğu için sorunlarını da yaşadıkça insan adapte olup o sorunların üzerinden geçmek için yeni modeller geliştiriyor. Bence bu dengesini bulacak. Ama diğer bahsettiğim kısımdaki tamamen ahlakla, etikle, insanlıkla ilgili olan şeyler. Yani biz kendi aramızda konuştuğumuz bir şeyi güvenilirlik anlamında nasıl ki başkalarına paylaşmamaktır doğru olan. Atıyorum Mustafa Bey benimle bir konuyu konuştuğu zaman bir süre sonra biliyorsa ki Buren'e ne koysan konuşayım dışarı çıkmıyor ve bu adam güvenilirdi. Aynı benzer şey sosyal medyadaki mecralarda birbirimiz aramızdaki yapmış olduğumuz konuşmalar public olmayan, public'den kastım nedir? Facebook'ta sana bir seçenek veriyor değil mi paylaşım yaparken? Diyor ki bu bir public mi olsun? Aynen. Sadece arkadaşlarını görsün. Aslında sana bir veri koruma hakkı veriyor. Diyor ki sen bu veriyi kimlerle paylaşıyorsun? Oradaki o kullanıcının haklarına saygı gösterebilerek yaşamak aslında tamamen dediğim gibi ahlak etikle ilgili olan bir şey. Bizler birey anlamında bunlara kendimizin aslında özen göstermesi. Başkalarının yasalarla üzerimize değnek olarak göstererek gelmesi değil. Kendimizi bizim bilerek kontrol etmemiz önemli. Bunu yapmak eminim ki birçok insan için çok zor. Çünkü o bahsettiğimiz toplamasındaki aslında gıybetin çekiciliği o kadar güzel geliyor ki insanlara. Birilerinin kendi arasında yapmış olduğu konuşma paylaşımları başkalarına aktarmak hoş geliyor ama bu çok ahlaksız ve çok yanlış bir şeydir. Çok. Kesinlikle yani bence burada altını çizmemiz gereken nokta diyor. Son 10 dakikaya doğru gidiyoruz. Daha iyi vakit gibi gidiyoruz. Yeni İkinci bir program yapmalıyız bence. Daha olumlu yönlerini konuştuğumuz. Bence de. Bizim programın böyle özelliği budur. Böyle hem konuklarımızla olan sinerjimiz o enerji hissettirmez programın nasıl aktığını ama ben çok uzatmadan çünkü konuşmak istediğimiz noktalar daha var. Şu noktayı ben sana Buğracığım yönetmek isterim. Şimdi bu sosyal medya doğrudan demokrasi bağıntısı. Şimdi benim devam etseydim doktoraya, işte iletişim ve medya yönetimi doktorası yapardım. Terk ettik tabii işte zamanında sıkıntılar. Alanlar ikilik alırız geriye. Hayalim var yani bir zaman bulabilirsem tabii ama o zaman şeydi yani 10 sene önce gözlemlediğim sosyal medyanın gerçekten bir doğrudan demokrasiye bizi götüreceğiyle ilgiliydi. İlk elime akıllı telefonu aldığımda çok etkilendiydim. Ve şu anda o noktalara geldik aslında. Yani bugün temsili demokrasi büyük bir kriz yaşar diye görürüm. Yani temsilci, yani işte ülkelerdeki seçilen temsilciler, milletvekillerinin artık eskisi gibi ben yaptım olduğu gibi, özellikle bizim gibi işte gelişmekte olan toplumlarda bile bunun mümkün olmadığını gözlemliyoruz. Şimdi aslında sorun iki bacaklı. Bir, sosyal medya ve doğrudan demokrasi
ilişkisini nasıl değerlendirin? Bir daha, şimdi Başak Hanım da işaret etti, sevgili Dilek de işaret etti, sen de işaret ettin. Sosyal medyanın bir de bize fayda sağlayan çok ciddi yönü var. Yani mesleğimizi geliştirmemizde, işte işimizi, işte daha markamızı daha geniş kitlelere duyurmada vesaire vesaire. Bu noktada nasıl doğru bir sosyal medya kullanımından bahsederek? Yani iki başlıklı bir soru. Birbiri içinde de geçişkenliği olan. Yani kısaltmak zor olacak elimden geleni yapacağım. yani sosyal medya ve demokrasi kısmında şöyle diyebilirim. Ciddi anlamda bir faydası var. Yani mesela yorumlara baktığınız zaman Barış Bey'in bir yazmış olduğu bir yorum var. Hem Barış Bey'den de yorum için teşekkür ederim, onu okuyalım. Evet, sosyal medya diyorum mesela olmasaydı Boğaziçi eylemlerinde işkence olduğunda kimse duymazdı. Eğer böyle bir şey olsaydı. Ya da sosyal medya olmasaydı Kabataş iskelesi yalanına herkes inanırdı. Gerçekler yayılmazdı. Yani biz mesela bu konuya girmeden önceden Barış Bey'in yazmış olduğu mesela bu yorum aslında demokrasinin işleyişi, bunu nasıl demokrasiye bağdaştırıyoruz? Siyasilerin yapmış olduğu davranışların çeki düzen ve otokontrole aslında bir girişmesini sağlayan bir şey sağlayabilir sosyal medya. Yani mesela Gezi olaylarında ciddi yaşadık. O zaman da Tesis gibi bir program vardı kullandığımız. Zeyn'e başlayalım, Uşun adını. Ciddi anlamda bir iletişim sağlamıştı. Demokraside de şunu belki açmamız gerekebilir. Demokrasinin temelinde kişinin kendi fikirlerine oy verme ile tercihini harekete geçirmesi olarak görüyorsak, yani ben özgür irademden kendimi yönetici olan kişiyi seçme anlamında görüyorsak, seçim kısmının sosyal medyaya dair veya dijital bir mecraya alınması ileride ne olur? Dijitalde bir oy verme olur mu? Bence bir bu kısım var ki bu yurt dışında başladı ama bizde ne kadar gelir ya da ne kadar dünyada yayılır görmek lazım. Fakat demokrasiye fikirler anlamında çok pozitif anlamda etkisi var. Bugün birçok politikacıya direkt anlamda ulaşabiliyoruz. Yapmış oldukları sözlere, paylaşımlara, yorum yaparak karşılıklı etkileşim kurabiliyoruz. Daha önce ne vardı? Sosyal medyadan önceki geleneksel medya döneminde tek taraflı yayın vardı. Kitle iletişim araçları verirdi. Biz okurduk. Evde yanımızdaki eşimize, ahbabımıza, kardeşimize, çocuğumuza, eşimize söyledik yorumumuzu. Ama şimdi yorumumuzu direkt ona yapabiliyoruz. Buradan televizyonların yayın yaparken bile bir siyasi bir şey söylediğinde anında altına değebiliyoruz kendisine. Bu konuda haklısınız ama bu konuda yanlış düşünüyorsunuz. Bu muazzam bir nokta. O yüzden yani siyasilerin vatandaştan ve halktan kopmadan onların ne düşündüğünü, farklı kesimlerinde ne yankı uyandırdığını söylediklerini, analizini görebilmesi için çok ciddi bir gelişim. Bu ciddi gelişimi birçoğumuz görüyoruz. Fakat aslında Clubhouse'la beraber bambaşka bir noktaya daha geldi. Çok yeni bir mecra olduğu için ondan da çok kısaca bahsedip bilmeyenlerin ya o nedir bunlar dedikleri kısımda birazcık daha açabilmek için orada örnek verelim. Yani merakı biraz daha fazla azdıracaksın yani. Anladım. Evet. Yani biz bir masanın etrafında akşamüstü saat 8'de bir anda 5 tane milletvekiliyle, işte 6 tane sanatçıyla, 3 tane iş insanıyla beraber oturup da hiçbirbirini tanımayan insanlar olarak neler yaptıklarını, nelerin nasıl olması gerektiğini bir anda konuşabiliyoruz. Evet. Ve yani aynı anda oluyor bu. Yani gerçekten masanın etrafında otururmuş gibi oluyor. Ciddi bir şekilde politika etkisi olacak olan bir süreç gibi gözükür. Clubhouse'un siyasal açıdan mesela propaganda etkisi ne olacak? İleride mesela bunu tahayyül etmek çok zor. Ama muazzam etkisi olacağı bir gerçek. Mesela büyük ihtimal şöyle bir şey dönüşecek gibi düşündüm. Dün gece mesela onu düşünürdüm. Büyük ihtimal Clubhouse bizim mesela Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce var olmuş olsaydı bir oda açılıp örneğin her bir adayın teker teker atıyorum işte Ersin Tatar Clubhouse'da soruları cevaplıyor. Binlerce kişinin aynı anda girip teker teker söz alıp karşılıklı sorularından beslenerek adayı tanıyabildiği bir mecra olacaktı örneğin ya da işte diğer adaylarımızı. Yani çok daha teke tekte bir tanıma, bilme, daha bilinçli oy verme ve aynı şekilde aslında siyasilerin de kendini daha iyi anlatabilme. Diğer açıdan da şöyle bir şey var ki sadece siyasetçinin siyasi yüzü değil, diğer karakterlerinin, huylarının, becerilerinin, hobilerinin neler olduğunu da, çünkü aslında insan bunların bütününden oluşan bir şey, aslında insan olarak kim olduğunu daha iyi görebileceğimiz bir hale dönüştürüyor sosyal medya. Clubhouse'un bunda ciddi bir etkisi olacak gözüküyor. Velhasıl bir kelam, demokrasiye çok olumlu bir etkisi var. Sosyal medyadan daha da olumlu olacak gözüküyor. Doğrudan demokrasiye geçiyoruz yavaş yavaş. Yani diyorsun.
İşte yani doğrudan da o makrosu dediğimizde dediğim oy verme davranışına da değiniyoruz orada. Yani oy verme davranışına kastım şu, bizim direkt oyumuzu dijitalden verebilmemiz alakadar ediyor. Oraya kadar nasıl geliriz ki gelecek mi? Emin değilim. Ama demokrasiye ciddi bir artısı var. Evet. Başak, sen ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu kadın cinayetleri davalarında. Bravo. Aynı konuya değinecektim benden önce değindin. Süpersin. Evet, yani Şule Çet davasında mesela çok güzel bir kamuoyu baskısı oluştu. Yani bu tarz davalarda ve konularda kamuoyu baskısı oluşmasında kesinlikle sosyal medyanın çok önemli olduğunu ve çok önemli bir güç olduğunu düşünüyorum ben de. Türkiye'de Twitter yargısı diye bir şey gelişti artık değil mi? Yani Türkiye'de Twitter daha çok daha etkili. Yani yönetenler bayağı... Yani tabii ki bir kamuoyu baskısı oluşması için çok önemli bir araç oldu Twitter gerçekten. İnsanların sesini duyurabilmesi için çok önemli bir araç oldu. Bir de şöyle bir şey var, yani basın ajansı modelinden çift yönlü iletişime geçtik bile sayılabilir bence sosyal medyayla birlikte. Bize verilen gazetede okuduğumuz haberin doğruluğunu ya da işte başka yönlerini sosyal medyada çeşitli şekillerde görebiliyoruz yani. Evet, bu bana böyle söyleniyor ama basından bunun arka yüzü acaba nedir? Ya da işte başka ne tarz konuları ve alt metinleri vardır? Sosyal medyada bunları da öğrenebiliyoruz aslında. Yani sorgulama hakkı da veriyor bir şekilde haliyle. Kesinlikle. Bu da çok da güzel bir özgürlük, bir demokrasi alanlarından bir özgürlüğünü, sorgulama hakkını, soru sorma hakkını bir şekilde doğuruyor bu mecralarda diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. O anlamda çok katılıyorum söylediklerinize. Hatta anında sorguluyor insanlar. Yani eskiden işte nedir? Sandıktan sandığa sorgulanırdı. Bahsettiği gibi o geleneksel dönemde artık herhangi bir... Yani artık zaten Zura Bey'in dediği gibi siyasette sosyal medya çok önemli bir yere geldi. Artık kapı kapı gezip milletvekillerinin oy toplamasından ziyade Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinde aldıkları geri bildirimlere göre hareket ediyorlar. Sosyal medyanın nabzını iyi tutabilen siyasetçi ön plana çıkıyor. Aynen. Aynen. Şimdi aslında az önceki sorunun ikinci kısmına değinmediydin Buğracığım. Belki hatırlatma babında. Reklam ve tanıtım aracı olarak sosyal medyayı nasıl doğru kullanabiliriz? Böyle bir uzman gözüyle onu da alalım senden. Yani entegreli kullanımdır en doğru olan. Ki doğru dediğimiz tabii de şirkete göre, firmaya göre, amacına göre, hedefine göre değişmektedir. Fakat yani en kaba şekilde şöyle söyleyebilirim ki işte Google search'inden web sitesinden Facebook ve Instagram mecralarını entegreli kullanabilmesi, yaptığı reklamın reklam oraya giren kişilerin tekrardan remarketing yaparak aynı kişileri tekrardan pazarlamayı yapabiliyor şekilde bir strateji ve kurgunun oluşması ciddi anlamda önemli. Samimiyet önemli dil anlamında. Çünkü iletişimsel olarak mecrayı nasıl kullandığının yanında ne diyerek kullandığın, ne zaman kullandığın, sosyal medyadaki gelişmeleri bilerek zamanlı ruhuna uygun içerikleri üreterek etkileşim kurabilmek, diyalog kurabilmek önemli. Yani en kısaca söyleyebileceğim budur ki mecraları birbirine entegreli kullanabilmek ve doğru dili doğru zamanda kullanabilmek önemli. Harika. Son 3 dakikamız var. Yönetmenimden uyarıyı aldım. Her ikinize... Evet, Buğra, sözün bitti mi? Bitti. Yani kısa tutmaya çalışıyorum. Bu aynı soruyu ben Başak'a da sormak istiyorum. Çünkü daha önce konuştuğumuzda bunun üzerinden geçmesini rica etmiştim. Çok hızlı Başak'cığım, senin de düşünceni alabilir miyiz? Bu çünkü çok önemli. Dilek, çok özür dilerim. Evet, katılıyorum Burak Bey. Şirketler sosyal medya aracılığıyla tüketicilerinden daha hızlı geri bildirim alabiliyorlar. Doğru mesajı doğru zamanda doğru hedef kitleye iletmek, sunmak önemli sosyal medyada. Son 3 dakikamız var. Her ikinize de birer buçuk dakika veya birer dakika nasıl bir sosyal medya hayal ediyorsunuz? Başak Hanım. Biz aslında farkındalıklı, negatif kaosa değil, etik değerlere önem veren bir sosyal medya hayal ettik. Hayat karar ve eylemdir dedik. Ve bu hayalimizi tasarladık, etkileşime açtık karala.com ile birlikte. Tabii ki işte sosyal ağların
profesyonel ve sosyal hayatta sosyal ağlar aracılığıyla gittikçe daha fazla rapor edilir, araştırılır, öğrenilir olduğunu görüyoruz. Bu ağlarda genel olarak 3 çeşit bağdan bahsedebiliyoruz. Kullanıcı hareketi, kullanıcı tavsiyesi ve dış faktörler. Karalan'ın da çok yakın zamanda elde ettiği bu yükseliş bu 3 bağlamda, bu 3 faktörden geliyor aslında. Şefkat, hoşgörü, saygı temelinde, nefretsiz, öfkesiz, linçsiz, saygılı bir sosyal medya hayal ediyoruz. Hayal ettik, tasarladık. Herkesi de karala.com'da yazmaya davet ediyoruz. Harika, ağzınıza sağlık. Burak? Yani ben daha çok birey açısından ele alarak bakıyorum. Sosyal medya için değil de biz kişisel anlamda insan olarak sosyal medyayla gerçek hayatı, gerçek hayatta sosyal medyayı örtüştürebilen bireyler geliştirebildiğimiz hayalini kuruyorum. Harika. Geleceğe dair tahayyülüm budur. Yani herkesin kendi içerisinde farklı karakterleri var, farklı kişilikleri var. Hatta bir sosyoloğun sözü vardı. Bireyler bir sürü kişilerden oluşan bir harmonidir. Biz dijitalde oluşturduğumuz, yansıttığımız karakterimizden, gerçek hayattaki karakterlerimizi ve gerçek zamandaki paylaşımlarımızdan, sosyal medyadaki paylaşımlarımızı birbirine baskınlık olmadan yaşayabilmemiz önemli. Orada kurduğumuz networkleri ve bağlantıları gerçek hayatta yüz yüze ilişkilere dönüştürebilme, yani bir kasımızı geliştirirken diğer kasımızı zayıf bırakmayabileceğimiz, bununla beraber yaşayabilecek, bunu daha iyi kullanmayı öğrenebilecek, onu biz hapsettiği değil, bizim onu bir tool olarak hayatımıza eleştirebileceğimiz bir gelecek hayalini kuruyorum. Ve bunu umarım çok uzun süre almayacaktır inşallah. Çünkü hızlı adaptasyon oluyoruz ve bize verdiği zararları da çok çabuk görüyoruz. Sadece burada dediğimiz gibi eğitimin içerisinde muhakkak bilinçli bireyler olmayı yerleştirmek, bilinçli tüketicinin ne olduğunu, tüketirken aynı zamanda üretici olduğumuzu unutmadan, çünkü sosyal medyada aynı zamanda üreticiyiz, üreten tarafımızın da nitelikli üretimin ne olması gerektiği açısından eğitimlerin yer alabileceği, birey olarak bilinçli tüketen, bilinçli üreten, gerçekle sanalı birleştirebilen ve aslında demokrasiye de, yaşama da daha olumlu etkili olan bir sosyal medya hayır diyorum. Benim diyeceğim budur. Yani gerçekten bunun örtüşmesi önemli. Bireysel açıdan bize ne kattığı, insan olarak neyi, nasıl var ettiği önemli. İnsan olmak açısından sosyal medyanın beraber yaşamayı öğrenmeniz lazım. Müthiş. Ağzınıza sağlık. Her ikinize de çok teşekkürler. Evet. Bitirmemiz gerekiyor. Çok keyifli oldu, çok bilgilendirici oldu, çok da ilham verici olduğunu düşünüyorum şahsen. Şöyle bitirelim. O senin bıraktığın yer çok önemli. Yani gerçek, sanal gerçeğin örtüşmesi noktası herhalde sosyal medyanın evrilmesi gereken, ki Başak Hanım'ın da bahsettiği o ahlak boyutu. Galiba oraya doğru gideceğiz. Şefkat de çok önemli. Şefkat çok önemli, aynen. Yani insani değerleri üst düzeyde olan bir sosyal medya aslında. Hepimizin hayali. Şunu söyleyeyim mesela. Sen çok söyleyince aklıma geldi. Kesiyorum, pardon. Çok hızlı çünkü yönetmenim çıkacak sonra yayından. Evet. Clubhouse açıldığında mesela 3-4 gün önce, 1 hafta önce girdiğimizde çok samimi bir ortam oluştu. Oluşur oluşmadı. Tabii insanlar hemen şey demeye başladı. Şimdi biz buradan bu kadar çok sohbet ederek konuşuruk. Yarın sokakta karşılaştığımızda selam verecek birbirimize, yoksa yani oturup muhabbet edecek o gibi durum var. Tamam, artık tamam gelecek. Evet, yani gerçeklikten hemen araya girmem lazım. Çok doğru. Gerçeklikten kopacak mıyım, kopmayacak mıyım, onu ben de merak ediyorum ama Clubhouse'a o anlamda ümitliyim o anlamda. Çok teşekkürler bizleri. Teşekkürler arkadaşlar, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sizleri de zaman ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Programımızı sevgili Dilek Kurnaz, Hasan Çağlar'la birlikte, Mustafa Ersenal'la birlikte hazırlıyoruz. Haftaya Perşembe yine ilgi çekici bir sektör, bir konuyla karşınızda olmak üzere.